Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesinde de mahallelerin altyapılarını yeniden inşa ediyor. İlçeye bağlı Eroğlu, Sünnetçiler ve Sazova mahallelerinde hayata geçirilen içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilemeleriyle kilit parke taş döşeme sonrasında yerleşim yerleri şehir merkezi gibi oldu. Fransa'da yaşayan Eroğlu mahallesi sakinlerinden Özlem Bal, yurt dışındaki yolların bile mahallesindeki ova yolu gibi güzel olmadığını ifade ederek her gelişinde mahallede farklı bir hizmetin yapıldığını belirtti. Ben yurt dışında yaşıyorum, evlendim, oraya gittim. Yani her geldiğim zaman çok değişik şeyler, hele bu sene. Yani geldim, şok oldum yani. Gerçekten ben Fransa'nın böyle belediyesinde duruyorum. İnanın ki oranın yolları dahil şu bizim köyün yolu gibi değil. O kadar. Keşke fotoğrafını çekip getirseydim. Bilseydim gerçekten. İnanın ki bir dahaki sefere getiririm. Geldiğinizde çok değişmiş gördünüz çok o zaman. Çok değişmiş, çok güzel. Yani eski, kirli, çöpü yok, çöplerimizi alıyorlar. Yani çok çok her şeyini yine anlatayım. Peki o zaman önceden nasıldı, onu anlat. Ya önceden, biz önceden yolamaklar vardı. Sular oradan giderdi. Yani çöplerimizi herkes bir yere yığardı. Ne anlattım? Çünkü ben 13 sene oldu çıkalım. yani şu an altyapılar çok güzel. Çeşmelerimizden su gitmez, su akmıyordu. Şu an altyapıları yaptıkları için açınca çeşmelerden sular geliyor. Başka... Hiçbir sorun da kalmadı yani. Hiçbir sorun kalmadı şu an. Her şey çok güzel. Eroğlu Mahalle Muhtarı Musulettin Kılınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından çok memnunuz. Köyümüzün altyapı, üst yapı çalışmaları tamamen yenilendi. O yüzden Büyükşehir Belediye'mize çok çok teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu hizmetler gelmezden evvel yarısı döşemedi, yarısı değildi. Altyapımız bozuktu. İçme su borularımız devamlı sürekli patlıyordu. Devamlı rahatsız ediyorduk. Yani büyük şehri. Onlar da Allah razı olsun gelip yapıyorlardı ama bir yandan yapılıyor bir yandan patlıyordu. Ama şu anda o sıkıntımız kalktı. Cengiz Başkanımıza çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun hepsine. Kanalizasyonumuz yapıldı. İçme suyumuz sil baştan. Yeni son sistem yapıldı. Arıtmamız bakım alındı. Yollarımız taş oldu. Şu anda yani güzel, hiçbir sıkıntımız yok. Yani çok güzel oldu mahallemiz. İnşallah yani bakıyoruz şöyle ortama. Biz bunu hayal bile edemiyorduk normalde. Ama böyle olunca Allah razı olsun, emeği geçen herkesten bir kere değil binlerce kez şükürler olsun. Yani köyümüz şehir gibi oldu şu anda. İnşallah inanıyoruz ki bu nasıl daha da güzel olacağına eminiz yani. Sağ olsunlar, var olsunlar. Emeği geçen tekrar üstten basa basa söylüyorum. Ayağımız çamadan kurtuldu. Evlerimizde kanalizasyonlar vardı mesela, hep ücretli çekiliyordu, öyle bir sıkıntı vardı veya haliyle evlerin içinde bir koku vardı, o kokular gitti. Şu anda bir tek bizim kanalizasyonumuza giderimiz kaldı, o da Allah'ın nasip ederse ufak tefek sıkıntılarımız vardı köyde vatandaşlarla yer konusunda. O yerde çözüldü, o da yapılacağına eminim yani. İnşallah o da bir iki ay içinde o da bitecek herhalde. Manisa Büyükşehir Belediyesi buraya ne gibi hizmetler sağladı, halkımız memnun mu? Hem de ziyadesiyle, fazlasıyla memnunuz. Bizim tüzel kişilik zamanında yapamadığımız, gücümüzün yetmediği işlerin bir çırpıda yapılmasından dolayı gayet memnunuz. Allah razı olsun diyoruz Cengiz Başkanımızdan. Kendisinin dediği gibi biz insana hizmet ediyoruz. Bizim için şey önemli değil, görüş önemli değil ama hizmeti ve bunu gerçekleştirdi. Yani yüzümüze gülen bir başkan değil, bizi güldüren bir başkan. Onun için ziyadesiyle kendisinden çok memnunuz. Buraya ne gibi hizmetler sağlandı, neler yapıldı? Bizim öncelikle buradaki şeye altyapı sorunumuz var. Altyapımız vardı ama zamanındaki yanlış şeylerden, değerlendirmelerden dolayı altyapı foseptik tam yol üzerindeydi. Kokudan köyümüze giremez olmuştuk. Sivrisineğin çokluğu işesinden dolayı bayağı muzdarip konularda. Biz müracaat ettik bir iki görüşmelerimizden sonra. Bizi kırmadılar, geldiler. Çok büyük bir yatırım.
kendimizin başaramayacağımız bir şeydi. Yaptılar sağ olsunlar, taşlarımız döşendi, köyümüz eskisinden daha güzel oldu. Ve köyümüz öyle yaşanılır bir duruma geldi. Zannedersem bundan sonra da göç dalgası tersine doğru döneceğini zannediyorum yani. O kadar yaşanılabilir bir hale geldi. Valla Manisa Büyükşehir hizmetlerinden memnunuz. Çünkü altyapı, su ve kanalizasyonla ilgili tüm şebekeyi değiştirdiler. Ondan sonra bu taş döşemesi bitti. Her ufak tefek bir şeyler kaldı. Valla yapılan hizmetlerden memnunuz. En iyisini Cengiz Başkan yaptı. Allah razı olsun diyoruz. Hem Manisa Büyükşehir ekibine ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.